İyi akşamlar. Öncelikle kazandığımız için tabii ki çok mutluyuz. Bizim için 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade eden bir maç oynadık. Yani 3 puandan çok daha fazlasıydı bizim için bu müsabaka. Çünkü final yolunda artık gerçekten maçlar çok zor. Herkes çok mücadele ediyor. Herkes sahaya çıkıp elinden gelenin en iyisini yapıyor. O yüzden oyunlar kolay olmuyor doğal olarak. Bugün de alınan skor tabii biraz fantastik. Yani tabii ki beklediğimiz bir skor değildi. Erken o 15 dakikada 3 tane gol gelmesi oyunun gidişatını değiştirdi. Rakibimizin de direncini çok erken kırdı ve farklı bir skor ortaya çıktı. Ama oynanan oyun, oyuncularımın iştahı, arzusu, oynama istekleri, motivasyonları gerçekten bugün için herhalde maksimum seviyedeydi. Sezonun belki de ilk 45 dakika en iyi oyununu oynadık diyebilirim bugünkü müsabakada. O yüzden oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri mücadeleden, istek ve arzudan dolayı final yolunda, şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli daha bugün aştık. İnşallah önümüzdeki hafta, artık kalan 3 hafta final bölümünde daha iyi oyunlar, daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz. En büyük arzumuz şu anda bu. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Öncelikle tarifi ve izahı zor bir gece. Özellikle ilk devreyi açıklamak gerekirse kabus gibi bir ilk devre oldu. Beşiktaş'ın geçen hafta Rize Spor karşısında yaptığı 30 dakikalık etkili baskıyı biliyorduk ve buna göre aslında önlem aldık. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Birinci dakika kendi kalemize attığımız bir golle skor olarak geri düşmemiz bizi olumsuz etkiledi. İkinci devre giren arkadaşlarımız bir reaksiyon gösterdi. Ama tarifi olmayan üzüntülü bir skor. Camiamızdan, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize yakışan bir skor ve oyun olmadı. Var mı sorumuz? Buyursun. Hafta içinde bazı polemikler oldu. Bugün tabii konuşamadık. Siz neler söylersiniz? Sergen Yalçın'ın bir açıklaması vardı. Cumartesi göreceğiz neler olacağını demişti. Bugün de 7 sıkıntı sonuç. Yani açıkçası bu maçın bir gün sonraya alınmasıyla ilgili de bazı konuşmalar vardı. Yarın oynansaydı maç Hatayspor için daha mı iyi olurdu? Yoksa bugün böyle bir sonuç. Açıkçası biz her rakibe ve her teknik adama saygı duyarak maçlara çıkıyoruz. Bireysel olarak Ömer hocamız da her basın toplantısında saygı kelimesini en başa koyarak konuşuyor. Beşiktaş teknik direktörüne de aynı saygıyı duyuyoruz. Yalnız bu tarz polemikler bizim hiçbir şekilde içinde olmak istemediğimiz polemikler. Biz futbolu güzelleştirmenin doğrularını yapmanın peşindeyiz. Bu tarz meydan okumalar oldu, oluyor. Biz de bu meydan okumaya daha dominant bir oyunla cevap vermek istiyorduk. Daha fazla reaksiyon göstermek istiyorduk. Ama dediğim gibi ilk 30 dakikalık süreçteki o baskıyı kıramamamız ve taktiksel olarak kendi kalemizde erken gördüğümüz gol oyuncularımızı olumsuz etkiledi ve skor böyle oldu. Başka sorumuz var mıdır? Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim.